Merhaba arkadaşlar. Şöyle keystone'umuzun içinde ne olduğunu merak eden arkadaşlar için şöyle keystone'umuzun içini açtık arkadaşlar. Açıkçası içini daha önce ben de açmadım arkadaşlar. İlk defa açıyorum. Ne olduğuna dair bir fikrim yok açıkçası. Şöyle içini açtık. Şurada iki tane tırnağı var. Bu kısımda da iki tane tırnağı var arkadaşlar. Bunu çıkarttığımız zaman ön taraf çıkıyor. Buradan bacaklarımız çıkıyor arkadaşlar. Keystone'umuzun. Şurada küçük bir plastik koymuşlar. Bunu çıkaralım arkadaşlar. Şöyle zarar vermeden çıkaralım. Şöyle çıkardık. Keystone'larımız şu kısımdan şöyle. Şurada bir bordumuz var arkadaşlar. Şu ketaltı tellerini sıkıştırdığımız bacaklar arkadaşlar. Bu metallerin bacakları buraya geliyor. Burada bu borda lehimleniyor arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla şu kısımdan şöyle dışarı çıkıyor. Orta kısımda da lehimler var. Şöyle bu taraftaki bacaklarımızı buradan girmişler. Bu taraftaki bacaklarımızı buradan. Şöyle bordun içinde bir devre gibi bir şey var arkadaşlar. Şu devrenin orta kısmına geliyor. Şöyle arasını gösterebilirsem şöyle. Arasında da lehimler var. Bacakların lehimleri şu orta kısımdan şu bordun içinden dağılıyor arkadaşlar, şuralara geliyor. Şöyle bordun içinden geliyor. Yani küçük bir devre koymuşlar arkadaşlar. Şöyle bordun üzerinden de bilmiyorum gözüküyor mu. Şöyle şuralarda yol olduğunu görüyorsunuz. Bordun içinden giden yolların olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani adamlar güzel bir sistem yapmışlar. Gayet korunaklı. Şuradaki tellerimiz de gayet kalın arkadaşlar. Kolay kolay kopmayacak şekilde yapmışlar. Yine ön bacaklarımız sarı, arkaya doğru gümüş renginde gidiyor arkadaşlar. Muhtemelen altın suyuna bandırmış olabilirler bunları. Tabi işlemcilerde, chipsetlerde, şöyle anakartlarda şöyle altın suyuna bandırıyorlar, sarı gördüğünüz yerler altın suyu. Acaba bu da mı altın suyuna bandırılmış diyeceğim. Ama emin değilim. Öyle gözüküyor sadece. Şöyle keystone'un içine bir devre yapmışlar arkadaşlar. Gayet sağlam, kolay bir şekilde kopmayacak bir devre yapmışlar. Evet, biz de içini ilk defa sizinle gördük arkadaşlar. Daha önce hiç merak edip açmamıştım içini. Detaylı incelememiştim. Şu an detaylı inceledik. Yani bacaklar buradan giriyor arkadaşlar. Şu kısımdan bordun orta tarafında lehimler var. Lehimden çıkıyor. Şu bordun içinde de şu gördüğünüz kırmızı bordun içinden de şöyle geliyor bu bacaklar arkadaşlar. Diğerleri de buraya. Yani yüksek voltaj yemediği sürece, hani şu bord patlamadığı sürece kolay kolay bir şey olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Şu orta kısmın plastik bir koruması var. Şuranın şöyle. Şunu takıyoruz yerine tekrardan. Gördüğünüz üzere bunu da tekrardan yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde kapandı. Evet arkadaşlar, keystone içini
Kontrol ettik. İçinde ne var baktık. Küçük bir devreyle çalışıyor. Gayet sağlam bir devre. Kolay kolay bir şey olmayacak bir devre. Evet arkadaşlar. Keystone'umuzun içi de bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.